yapsan, bir tane kasap mı seninki? Başka bir şey yok. Balıkçılar, tavukçular da var. Tavukçular da var. Bu başkaldı. 2000'i buluruz. Kayıttaki biraz ilgilenirler. Adıyaman'ın o döşemecide, evet. Adıyaman gel gel. Gel gel de şirfin. Gel. Falan var mı onun? Var. Ne işe burada? Birisi şeyde, öğretim görevlisi. Bolu Üniversitesi'nde öğretim görevlisi. Malatya'nın kalbi sizsiniz demek mümkün. Tabi ben de bir esnaf çocuğuyum. Bununla da onur duyuyorum. Ne iş yapıyorum dedikleri zaman hep milletvekili olunca esnafım diyordum. Şimdi esnafım diyorum. Hala onu söylemeye devam ediyorum. Sorunlarınızı biliyoruz. Sizler herhalde sizlerle beraber onun içinizdeyiz. Onu da söylemek lazım. Biz tabi zaman zaman hem siyaseten hem de bir eski bir meslek sahibi olarak sizin sorunlarınızı dile getirmeye çalışıyoruz. Biliyoruz, görüyoruz. Maalesef hep söylüyorum. En başından beri söylüyorum. Sizler de bunu duyuyorsunuz. Bazı düzenlemeler, bazı yapılan işler maalesef esnaf olmaktan çıkarıyor, esnafı bitiriyor. Özellikle bu zincir marketler dediğimiz marketler her esnafın ekmeğiyle oynuyor. Maalesef bunu da hem genel olarak hem de yerel olarak destekleniyor bu iş. Buna mutlaka bir düzen getirilmeli. Her adım başı bir ilçelerde, mahallelerde herhalde binlerce mağaza açtılar. Kimi mağazalar ilan veriyor. 7000 tane mağazası olmakla övünüyor. Kimisi en ücra köşelere kadar gitmiş. Maalesef gittikleri yerde, gittikleri mahallede veya beldede veya ilçede maalesef ticareti kurutuyorlar. Birçok ilçede bunun örneği var. Maalesef yerel yönetici arkadaşlarımız da bunu çok dikkate almıyorlar. Aslında bunlara ruhsat vermemek lazım. Bunlar bir düzenleme getirilmesi lazım ki bir terör gibi aslında. Yani ben buna hem AVM terörü hem zincir mağaza terörü diyorum. Herkes etkiliyor. Mobilyacını etkiliyor. Bakanını etkiliyor. Hatta berberini de etkiliyor. Siz bunu yakın görüyorsunuz. Bununla ilgili çeşitli tekliflerimiz oldu. Tekrar bu tekliflerimizi gündeme getireceğiz. Onu söylemek istiyoruz Türkiye çapında. Ama Malatya'nın da hep birlikte. Bu siyasi mesele değil sonuçta. Çok zincir marketin açılması Malatya ekonomisine katkı sağlamıyor. Malatya'daki istihdama da katkı sağlamıyor. Gidin bakın mağazalara kaç kişi çalışıyor. Bir bakkal en az 7-8 kişiye ekmek verirken bir zincir mağaza en fazla 2 kişi çalıştırıyor. Birisi kasa, birisi de orada yardım eden birisi. Onun dışında ve asgari ücretle çalışan çocuklar, insanlar. O nedenle bu düzenlemeye bir dur demek lazım. İl başkanımız Enver Kiraz başkanı da örgütümüz geçen dönem bir kampanya yaptı. Bakkal amca üzülme Malatya seninle diye. Onu da gelmişken söyleyeyim. Maalesef bakkallara bile asılamadık bunu. CHP dağıtıyor diye. Halbuki bu tamamen bakkalların işini artırmaya yönelik bir kampanyaydı. Hep söylüyoruz. Buradan da tekrar söylüyorum. Lütfen gittiğim her mahallede söylüyorum. Her yerde söylüyorum. O zincir mağazanın önünde söylüyorum. Mahalleli mahallesini seviyorsa lütfen kendi mahallesi bulunan kasabından, bakkalından, şarküterisinden alışveriş yapsın. Çünkü yarın taziyende o var. Çocuğunun anahtarı, evin anahtarını ona bırakıyorsun. Para olmadığı zaman ondan alıyorsun, öyle değil mi? Ekmeği borç alabiliyorsun, değil mi? Hala ekmeği bakkallarımız borca veriyor. O nedenle bu kendi yörel esnafımızla herkesin sahip çıkması lazım. Bizim de sahip çıkmamız lazım. Biz bununla ilgili Sayın Başkanım da burada üzerimize ne düşüyorsa başımız üzerine her türlü kampanyanızda, her türlü bu konudaki girişimlerimize destek vereceğimizi bilinmesini istiyoruz. Bu Avrupa'daki uygulama böyle değil. Sizler çok yakın biliyorsunuz. Türkiye'deki uygulama hakikaten birçok Avrupa ülkesinde yok. İtalya'sı, Almanya'sı, Fransa'sı kendi yerel kurumlarını koruyor. Eğer böyle büyük, çok uluslu sermayelerin büyük marketlere geliyorsa onlar belli şartlar içerisinde şehre sokmadan tutuyorlar. Bunun da mutlaka dikkate alınması gerekir. Maalesef hem Türkiye'de hem Malatya'da 15 yıllık süreçte ne büyüdü derseniz beton binalar büyüdü. İstanbul'da aynı, Ankara'da aynı, Malatya'da aynı. Değişen şey devasa AVM'ler, büyük AVM'ler bütün Türkiye'deki Sarmış, Ankara'sından İstanbul'a kadar. Şehrin güzel yönetilmesini istiyoruz. Hep birlikte huzur içerisinde, mutluluk içerisinde yaşamak istiyoruz. Herkes söylüyor ama ben burada bir kez daha söyleyeyim. Bizim Malatya, bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde konuşmamda da söylüyorum.
dünyanın değil, Türkiye'de dünyanın en güzel kentlerinden birisi Malatya. Tabii Türkiye'nin hiç kuşkusuz en güzel kenti Malatya. Ben de buraya geldiğim zaman kendimi hem güvenden de çok huzurlu hissediyorum. Burada sizlere borçluyuz. Onun için ben Malatyalı olmaktan, Malatya'yı temsil etmekten, Malatya'nın milletvekili olmaktan büyük onur duyuyorum. Onu söyleyeyim ben size. Türkiye'nin her yanında bunu söylüyorum. Ben gittiğim her yerde hemşehrilerimizi tabii kucaklıyoruz, onları seviyoruz ama gittiğim her yerde söylediğim tek bir laf var. Ben Malatya'nın milletvekiliyim diyorum. Mutlaka yerel buradan yetişmiş insanlarımıza sahip çıkmalıyız. İsimleri unutuyorum. Keşke böyle dışarıdan ithal isimler verileceklerine, dışarıdan ithal parklara isimler verileceğine, keşke bu insanların isimleri verilse, bizim Malatya için de söylüyorum, Türkiye için de söylüyorum, dışarıdan arayacağımız bir şey yok. Bu topraklar, Anadolu topraklarının örnek alacağı bir başka ülke de yok, ben size söyleyeyim. Örnek alacaksa bizim ülkemiz örnek alırsın. Çünkü bu topraklar daha herkesin birbirini kırdığı, kestiği dönemde Hacı Bektaş'ı veli yetiştirmiş, Mevlana yetiştirmiş, Yunus Emre yetiştirmiş, Ahmet Yesevi yetiştirmiş, Niyazi Mısır'ı yetiştirmiş. Bunların kıymetini bilmeliyiz. Yerel olarak da hiç ithal isim aramaya gerek yok. Birçok ismimiz var. Bu isimlerin de mutlaka Malatya kültürüyle, Malatya'nın değer olarak Türkiye'ye yansıtılmalı. Bu markayı biz parayla bulamayız. Parayla pulla bulamayız. Onu da yeri gelmişken sizin huzurunuzda söylemek istedim. Tekrar yeni görevimizde başarılar diliyoruz. Gerçekten Malatya için bir gururdur, Malatya için bir onurdur. Bir genel başkan yardımcısı olmak, bir büyük Cumhuriyet Halk Partisi partide ve bir milletvekili olup, bu da iki dönem burada genel başkan yardımcısı olmak, bunu takdirle karşılıyorum. Her zaman da başkanımla da kutlamıştım, sizi de ayrıca kutladım. Ben onun için bütün oda başkanlarımızı biliyorum, aynı sevinci paylaştılar. Çünkü siyaset biliyorsunuz vazgeçilmez unsurların başındadır. Seçildikten sonra insanların tamamen Malatya, siz de bahsettiniz, Malatya milletvekili, artık Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili değil, Malatya milletvekili, Malatya'nın sorunları, Malatya'nın bakanı, Malatya'nın genel başkan yardımcıları. Bu da bizim için gerçekten büyük konu. İki tane genel başkan yardımcımız var, bir tane bakanımız var. Ülkenin nasıl birlik beraberliğe ihtiyacı varsa Malatya'nın da birlik beraberliğe ihtiyacı var. Hem sivil toplum örgütlerinin hem diğer taraflarda. Özellikle de son sınır dışı hareketteki Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve bütün partilerimizin bu sınır ötesi harekete, Alpin harekete, Zeytin Dalı hareketine verdikleri destekle dolayı hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bu memleket birlik beraberliği için, bu memleketin toprağı, ezanı, bayrağı için hepimizin canımızı feda edeceğimiz, herkes bunu bilmektedir. Esnaf sanatkar camianın sıkıntısı var. Çünkü büyük camianın büyük sıkıntısı olur. Bu market zincirlerin tabii ki biz bu AVM'lere pek gücümüz yetmez ama bizim istediğimiz şubelerin bile çoğalmaması lazım. Mantar gibi şubelerin büyümemesi lazım. Eğer bir market açılacaksa, yani bir büyük cross market mi dersin artık, AVM mi dersin, AVM'lere, ama ben şunu söylüyorum. Bundan sonra açılacak bir AVM bize zarar vermeyecek. Verdikleri kadar verdiler. Artık AVM'ler birbirine zarar verecek, birbirini yiyecek. Ankara, İstanbul'da gördüğün yerde çok yerde AVM'lerin kapandığını ve yerini okullara veyahut da boş kaldığını söylerler. Ama esnaf ve sanatkar camiası biliyorsunuz bu toplumun ana temel unsurlarının başında gelir. Barışın, kardeşliğin anahtarı olan, birlik beraberliği sağlayan. Selçuklu döneminde bugüne kadar gelmiş, bundan sonra da devam edeceğini ben yürekte inanıyorum. Bazen ben eksikleri söylediğim zaman bazen kızmalar oluyor, darılmalar oluyor ama ben şunu söyleyeyim, kızmaya darılmaya kimsenin hakkı yoktur. Hepimiz birbirimizi açık, kırmada, dökmede eleştirmek bizim hakkımız. Görev yapmak da sizin hakkınız. Onun için ben devamlı milletvekillerimize Malatya'ya biraz daha birlik beraberlik. Bakanımız geldiği zaman belki bir daha bakan bulabiliriz, bulamayız. Bakan geldiği zaman hepinizin beraber, CHP'nin, MHP'nin, diğer tarafının, AK Parti'nin, hepiniz bakanın yanında olmak, bakanla bir şeyler kopartmak. Yarın bu geç olabilir. Yarın bu imkanlarımızda geçebilir. Ama burada hepinizde ben birlik beraberlik istiyorum. Ama esnafa da son zamanlarda gerçekten ÖTV'siz araçta tutun, diğer tarafta ben hükümete de teşekkür ederim. Sizin verdiğiniz, orada verdiğiniz büyük desteklerden dolayı Cumhuriyet Halk Partisi'ne, MHP'ye,